Teknofest'te bu yıl TUSAŞ farklı bir konseptle izleyicilerin, katılımcıların karşısına çıkıyor. Hedef gelecekte daha fazla insan kaynağını, genç çocuklarımızın, gençlerimizi havacı yapabilmek, uzay mühendisi yapabilmek. Genel Müdür Temel Kotil ile, Profesör Doktor Temel Kotil ile beraberiz. Hocam neler yapıyorsunuz gençler için, ne hedefliyorsunuz? Birkaç kelime alabilir miyiz? Şimdi TUSAŞ özelinde büyük yatırımlarımız var. Rüzgar tüneli olsun, milli muharebe yapıyoruz, Atak 2 yapıyoruz. Yılda 1000 tane mühendis alıyoruz. Böyle süper işler yapıyoruz. Ama bunun 50 sene sonrası var, 20 sene sonrası var, 70 sene sonrası var. Aslında belki bilirsiniz John F. Kennedy Ay'a gideceği zaman yani çocukları motive ederek sabahlara kadar NASA'da çalışarak gittiler. 1960'tan bahsediyorum. Şimdi bizim de şu andaki pozisyonumuz şu. Evet biz bu uçakları yapacağız. Milli muharebe Allah'ın izniyle uçuracağız. Dedim yaşımdakiler uçuracak bunları. Veya bizden daha genç olanlar. Ama ilkokul çocuklarına bizim ihtiyacımız var. Bu ilkokul çocuklarında şu anda ilkokula gidenlerin de motive edilip bunlara alıştırılması gerekiyor ki 20 sene, 30 sene, 50 sene, 70 sene sonrası da garanti olsun diye. Bunun için TUSAŞ olarak çok orijinal bir çalışma başlattık burada. İlkokulda okuyanlar dahil, ortaokul, lisede okuyan dahil TUSAŞ'a başvuru yapıyorlar. Biz onlardan personel başvurusu alıyoruz. O kadar düşük yaştaki öğrencilerden biri. Alıyoruz. Bir şartımız var. Mühendislik okuyacaksanız not ortalamamız minimum 3 puan olacak. 4 üzerinden 3 olacak. Ondan sonra siz mezun olun gelin diyoruz onlara. Aslında tabii bu velilerin, babaların, anaların izniyle olabiliyor küçük çocuklar oldukları için. Aslında biz onlarla kontak kurmuş oluyoruz. Biz aslında istiyoruz ki geleceğin mühendislerini, geleceğin bu Türkiye'yi tepeye taşıyacak olan kişilerin ana karnından sonra hemen bize gelmesi, yetişmesi gerekiyor. Bir sonraki adım galiba o. Ana okullarına kadar ineceksiniz. Doğrudur. Yani biz kendi ana okulumuza da iniyoruz. Yani gerçekten böyle. Yani Türkiye'de teknolojide, savunma teknolojisinde topyekun teknoloji bir heyecan oluştu. Bu heyecanın kristalize olması için, bunun şekillenmesi için TUSAŞ olarak diyoruz ki biz sizden personel başvurusu alıyoruz, resmi imzalımızı atıyoruz. Mezun olunca, üniversite bitince gelin, arada da gelin diyoruz tabii ki. Böylece aslında dünyanın en iyi mühendisine yetişecek bu ülkede. Dediğim gibi benim özüm bunları yapmak ama geleceği de garanti almak için de şimdi bebeklerle uğraşmak zorundayız. Bence çok doğru yapıyorsunuz. Hemen arkamızda Milli Muharip Uçağın maketi ve statik alanda da bir gerçek boyutlu mock-up'ı var. Son durumumuz nedir Milli Muharip Uçak'la ilgili? 18 Mart 2023 hedefiniz var. Doğru, 18 ay kaldı. Gün sayıyoruz. Şu anda imalatına başladık. İnşallah 18 ay dedik. Gelecek sene bugünlerde aslında fiziksel olarak uçağı görürsünüz. Ondan sonra 8 ay sonra da Allah'ın izniyle motorunu çalıştırıyor. Yani motor rollout diyorlar buna. Motor çalışma demek aslında bütün sistemleri çalışıyor demek oluyor. Onu hep beraber göreceğiz. Bu bizim için olmazsa olmaz. Ama tabii Milli Muharebe baş tacı yaptık ya ama geridekiler de ondan kötü değiller. Hürjetimiz o tarihte uçmuş oluyor Allah'ın izniyle. Atak 2 dediğimiz 11 tonluk helikopterimiz uçmuş oluyor o tarihte. Yani bugünkü 5 tonluk Atak helikopteri 11 ton olunca tabii patlayıcı çok taşıyor. Daha yani dünyadaki en güzel örnek Apache derler. Bizden sonra en güzel örnek T-629 diyecekler. Sonra Apache diyecekler inşallah. Tabii bir de onun bir 11 tonluk yolcu versiyonunu 19 kişi onunla başlatıyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet'in 100. yılına bayağı hediye hazırlıyoruz. Ama tabii ki en büyük hediyemiz Milli Muharip. Tabii buradaki gençlere dönük verdiğiniz hizmetlerin yanı sıra Gökbey uçuş yapıyor ve Gökbey'de bir havacılık gösterisinde görüyoruz. Doğru. Gökbey projesi nasıl gidiyor? Bir de onlarla ilgili bilgi alabilirsek. Bir yıl içinde Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 tane teslim edeceğiz. Kontratımız var şu anda. Onlar imalatını devam ettiriyoruz. Sertifika uçuşları bitmek üzere. O zaman kadar çoktan bitecek tabii inşallah. Ve ondan sonra da yılda biz ayda 2 tane, yılda 24 tane üreteceğiz ondan. Gökbey çok satacak bir helikopter. İnşallah kardeş ülke Azerbaycan geliyor. Onu da pazarlamasını yapıyoruz. İnşallah güzel haberler çıkar oradan da. Gökbey çok satacak bir helikopter. Tümüyle özgün. Motoru da yerli biliyorsunuz. Şimdi aslında savunma sanayinde yani sivil olsa bile helikopterde Gökbey'de tümle yerli olmadıktan sonra ihracat problemleriniz çıktı. İşte Pakistan'da yaşadığımız ne durumdasınız Pakistan'a T-129? Hala çalışıyoruz. Hala o konu kapanmadı. Pakistan hükümeti sağ olsun bizlere uzatmalar verdi bugüne kadar. Hala çalışıyoruz. Filipinlere ihracat tamamlanmak üzere atak olarak diyorum.
Tabii TUSAŞ bugünlerde çok yoruluyor. Neden? Bu özgün ürünlerin prototipini yapıyor. Prototip yapınca tabii dinleyici pek anlamayabilir ama aslında know-how'ını, IP'sini, intellectual property'sini, bunun bilgilerini üretiyoruz, lisansını üretiyoruz. Bizi yoruyor. Ama bunlar 2023'lerde, 25'lerde, 28'lerde seriye döküldüğü zaman asıl gelirimizin arttığı ve Türkiye'nin de damgasını vurduğu yer olacak inşallah. 2020 ihracat şampiyonu oldunuz Türkiye'de savunma ve havacılık alanında. Son satışlarınıza baktığımız zaman Filipinler'e atak var, Tunus'a Anka var. Yolda sanıyorum biraz Azerbaycan falan gibi bir şeyler söylüyorsunuz. Var mı biraz bir şey söyleyeceğiniz? Yani tabii birçok kampanyamız var ama bu tip şeyler imza atılmadan paylaşılmıyor. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye yani bütün dünyanın gözü Türkiye üzerinde. Gerçekten Türkiye'de harika da yapıyor yani onu da bilin ya savunma sanayinde. Biz zaten bunu fırsata çevirmeye çalışıyoruz ama bunun özü tekrar insan kaynağına geliyor. Bizim mühendis sayımız 1000'di, şu anda 4000'e geçtik. 10.000'e gidiyoruz ve çoluk çocukla ilgileniyoruz, ilkokul çocuklarıyla ilgileniyoruz. Umarız ana karnına kadar inersiniz çünkü dediğiniz gibi projeler çok iddialı, çok büyük mühendislik çalışmaları var. Beslenmesi lazım, insanla beslenmesi lazım. Yapmak önemli değil aslında. Yapacak kadroları oluşturmak önemli. Tabii Milli Muharip teslim edildiğiniz zaman 2028'de 6000 tane savaş uçağı tecrübeli mühendisimiz oluyor Türkiye'de. Şu anda aslında havacılığın en ucu değil mi savaş uçağı? Aynen öyle. Yani bizim 10.000 tane tecrübeli ama tabii orada kalmaz bu iş. Yani bunun yuvarlanması, bunun devleşmesi gerekiyor. Lockheed Martin'i bilirsin, New York'taki en büyük şirket. 50.000 mühendisi var, gözümüz yok. Ama biz de oraya çıkarız inşallah bir gün. Çok hızlı koşmamız lazım. Sizlere başarılar diliyoruz. İnşallah nasıl Gökbey'i gördük burada. Diğer ürünlerinizi, Milli Muharibi, Hürjet'i, 929 hepsini görmek üzere i̇nşallah. Diyoruz. İyi yayınlar.